Hoş geldiniz arkadaşlar. Ülker'in Dünyası kanalıma sefalar getirdiniz. Hepinize de merhabalar. Nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Bugün videoya girişi şöyle ilgimi çeken bir armutla yapayım dedim. Armut çok değişik, çok ilgimi çekti. Şuradan kahverengi ağaçtan şöyle küçücük bir filiz çıkıyor. Armut sayısı kaç tane? 8 tane armut var. Çok ilgimi çekti bu benim. Gerçekten böyle çok görünümü güzel. Meyvesi bakalım nasıl olacak? Çok farklı bir armut, değişik. Bunun cinsi nedir bilen var mı arkadaşlar? Bilen varsa yoruma yazarsa memnun kalırım. İşte bak. Allah Allah. Komşulara gösterdim, onlar da şaşırdı. Çiçeği hala ucunda. İşte bak. Armut buradan oluyor, çiçek hala ucunda. Çok ilginç, değişik. Bismillahirrahmanirrahim. Issız, sessiz. Herkes uykuda. Şöyle öleyim. Biraz bu çok. Kenarlarını iyice sıkıştıracağım. Üç kat yapacağız. Haşhaş, ceviz. Cevizi iyice ince ince sürttüm. Haşhaş karıştırdım. Yağla açtım. Kıvamda şöyle. Haşhaşlı hamur işini bizim evde herkes çok seviyor. Ben de seviyorum tabii. Çok kolay oluyor. Hızlı oluyor bu şekilde. Hem de lezzetli oluyor.
Yağ, süt, yumurtanın sarısı, çorak otu, susam. Karışımı sürüyorum. Sıcak sıcak sahurda yemesi güzel oluyor bunun. Sıcak güzel oluyor. Bismillahirrahmanirrahim. Çıkardım da pişti Şöyle mi? bir Ha, şuna mı bak? ha, bir bak bakalım hangi, şu da olabilir Evet. şu. Oo, çok güzel bir şey. Bak. Hani bakalım. İçine bak, bak. Görüyor musun? Nasıl pişmiş yani? Lokum Ha, gibi yani. tamam o zaman piştiyse. Oo, pişik pişik hiç şey etme. Çok güzel pişmiş. Soğusun o zaman. Soğusun Sıcağından da şey ya. olur He, değil mi? tabii. Kışlık baş soğanlar yeşerdi. Bunları ziyan etmeyip toprağa dikeceğiz. Yeşil soğan olacak. Birçoğu da yazık yeşermiş ve kurumuş, ziyan olmuş. Ayıracağım bunları. Yeşerenleri, kötü olanları dikeceğim. Soğanın içinde de bir tane, tövbe ya Rabbim, nar kalmış. O da onlarla bir şey olmamış. Duruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Şu yanarı bırakayım da ona sonra bakarım bakalım nasıldır içi. Dökmeyince ayıramam bunları ben. Dökmem gerek ki ayırayım. Şey zamanında değil mi arkadaşlar? Zamanı geldi geçti mi kuruyor, böyle filizleniyor. Sarımsaklar da içi boşalıyor ya. İnsan şok oluyor. Dışı duruyor. Şöyle sarımsak bakıyorum, dışı duruyor. Aa, ne güzel duruyor diye. Bir varıyorum, içi bomboş. Boşalıyor. O yüzden de sarımsakla hemen yeşerme, filizlenmeye başladı mı önlemimizi alıyoruz. Kışın kullanacağımız sarımsakları önlemimizi alıyoruz. Yenisi çıkasıya kadar mağdur olmamak için. Yanlış attım. Yanlış attım. Hep yanlış atıyorum zaten. Önünde böyle bunlar hibe olmasına gönlüm razı gelmedi. Toprağa koyalım da şöyle. Gene de bir insan kursağına gider. Bir yiyen olur, bir salatasına katan olur. Yemeğine katan olur. Öyle. Kış ayında yemeklik için baş soğanı büyük varsay büyük. Şöyle büyüklerinden ayıracağız. Büyük soğanı şuradan şöyle biz tepesinden kesiyoruz bak. Heh. Bu kadar sadece. Şurası zemine gelecek yeri. Çok kesmiyoruz, yarıya kadar değil. Buradan böyle biraz kesiyoruz. Toprağa ekiyoruz. Bu kesik soğanı şöyle toprağa ektik. Sonra büyüyor, yapraklanıyor. Ortadan şu şekilde göbek çıkarıyor soğan. İşte bak, buradan da bu göbekten de tohum oluyor değerli kardeşim. İşte bu garaca oluyor.
Bu garacayı saçıyoruz toprağa. Garacayı toprağa saçtıktan sonra burada var ufak. Hemen göstereyim. Şöyle arpacık soğan oluyor. Şu şekilde arpacık soğan oluyor. Arpacık soğanı dikiyoruz toprağa. Onu gösterdim birkaç kez. Sonra kışlık yiyecek şöyle başlık soğan oluyor. Yani soğan deyip geçmeyelim, biraz zahmetli oluyor diyebilirim. İnşallah anlamıştır kardeşim de, videosu da var köy videolarının içerisinde. İnşallah bulursun, tarifi vardı yani. Soğulcanlar da çıkıyor yer. Elimle diki diki veriyorum. Tamam. Su verdik mi? Bunlar yeşerir tekrardan, sıcakta iş olmuşlar. Değerlendirem diye değil mi? Değerlendirem diye ya. Yine yeşil güzel olur o. Tabii canım. Güzel olur. Olanın kötüsü mü olacak ya? İyi. Olanın kötüsü mü olacak diyorum yani. Ha, olanın kötüsü mü olacak? Tabii. Bu burada bir şey olup gidecek. Bu da köpekli. Bugün dedim bahçede iş yok dedim. Kendi kendime. Evet. Tamam mı? Evet. Ha, bunlar benim geceden aklıma geldi. Mecbur. Gözüm göre göre de bunları şey edemedim. Heba edemedin. Ha, az da olsa yine bir. Dünya soğan çıkar oradan Ülker Hanım. Sen ne diyorsun yani? Yine bir insan kursağına gider. Tabii canım. Değil mi? Aynen tabii canım. Öyle. Olanın kötüsü mü olacak yani? Ha. Ağaç sulanırken o da sulanır yani. Ağaç sulanır. Buradan tutarsın o da sulanır. Yani. Ağacın dibinde olsun. Başta olan gölgeyi sevmez de. Benim de elim bulunsun, bir tane dik vereyim. Dik ver. Of ben iyi. Hah, oturayım ben diksem. Dik dik. İmdadıma yetişiyor. Evet evet. Allah razı olsun. Hemen. Amin. Bak hiç dik gel yap. Hani şey yapıp edemedim. Geldi. Birlikten güç doğar Ülker Hanım. Öyle öyle. Bir elin nesi var? Şahin'in sesi var. Bir elin. Bir elin nesi var? İki elin sesi var. Yardım. Adım adım vardım. Evet. Öyle derler ya. Ya. Sık sık olsa da bir zararı yok. Öyle mi? Ha şöyle şöyle. Yeşil evet. Ya, yeşil olacak ya. Yeşil, yeşil diyorsun he? Şimdi siz bunu bir şeye benzetemezsiniz ama siz görün bak bir hafta sonra bu ne oluyor. Değil mi? Evet. Yeter ki köpü diyorsun değsin yan toprağı. Ben buralara böyle çok soğan diktim. Bunlardan bir şey çıkmaz diyenler olmuştu. Oo, sonra böyle kucak kucak yeşil soğan oldu. Cacık olmaz bunlardan dediler Kerem. Cacık olmaz evet. Mı ya? Oldu. Diktik bak. Ver birkaç tane Ülker Hanım'dan var. Var. Yardım yardım adım adım vardım oldu bitirdik. İşte.
Üzerine toprak atacağız mı? Atmayacağız. Böyle olacak. Aa, böyle olacak bu da. Su vereceğiz mi? Vereceğiz. Aslında baklayı da sulasam iyi de. Bakla toplayayım biraz ben ya. Bak benim yemeğimiz çok yemek yapıncaydık ama gerçekten bakla kızartması, çevirmesi. Bakla çevirmesi canım çekti. Yapalım Ülker Hanım. Sen topla biraz. Toplayayım ben. Ülker Hanım'dan bakla tarifi. Boş kasayı götür. Evet tamam. Ben götüreyim onu. Al bakalım. Tamam. Yaşlanıyor gayri. Çiçekleri az kaldı. Gayet tazelerinden ya. Sarımsaklı yoğurtlu. Gel gel. Allah razı olsun kap getir veriyor bana. Çiçek kuşlarından alalım. Aynen. Şöyle. Kartları kalsın, kuru bakla olsun. Heh. Çok taze olanlar. Bak attım buraya bunlar gibi gibi. Ha şöyle şöyle. Heh, işte onlar. Kızartmadı. Birkaç yo yedik herhalde. Evet evet. Al Kerem sen, ben şu suyu açayım. Dinamoya sulayayım. Ha, baklaları sulayayım mı? Sulamayayım. Sulayayım sulayayım. Ben toplayan getir sen suyu cancağızım. Sağ ol. Elhamdülillah. Ama burası atma vermeyecek. Burası dibi. Bitir ya. Tamam. Sen yıkmaz değil mi? Ver, ver, ver. Tamam koy ver. Öyle azıcık bu yana, o yana. Allah'ım gari rahmetini indir verse ya Rabbim. Öyle sığınak sığınak. Belasız kazasız Rabbim ya. Şey bu ayda biz bahçeyi suluyoruz. Mecburen takır takır oldu. Kurudu. Her şey gerekli. Yağmur olmazsa da eksiklerimiz olmuyor. Bir sene kurak gitti. Nisan'da yağmur olmadı ya. Çok olmadı. Az önce hemen bir gün oldu. Maşallah cevizliğin şu atak da evet. Düştüm bile.
Bismillahirrahmanirrahim. Baklayı topladık. Ateş yakalım. Şöyle. Çok azıcık zeytinyağı koyacağım. Az ama. Bu kadar. Çok mu az oldu diyeceğim. Yok. İyi olur. Zeytinyağını koyduk. Baklaları şöyle küçük küçük tazecik ikiye bile bölmedim. Baklaları da uçlarını kesi kesi verdim. Geçen gün nasıl kestiğimi gösterdim diye göstermedim. Şöyle bu yandan o yandan kestim. Atalım baklaları da. Kaşık değirmeden. Çiğden haşlamadım baklaları bu sefer bak. Haşlamıyoruz. Kapağını kapatacağım. Kısık ateşte pişecek. Şöyle bakın. Kaşık değirmeden şöyle attıra attıra çevirerek kısık ateşte süper kızarıyor. Şura bir tıklarsak belki. Şöyle bakın. Çiğden haşlama yok. Kısık ateşi olacak. Böyle yavaş yavaş kavrulsun. Yoğurt. Sarımsak koyacağım. Sarımsakları buzluktan çıkarıyorum. Buzlukta. Adımı ılıdıktan sonra sarımsaklı yoğurt. Sarımsaklı yoğurdu da döktük, tamam oldu.